Nelson Mandela. Mandela için düzenlenen bu unutulmaz anma töreninde yalnızca siyaset dünyasından tanınmış isimler söz almadı. Farklı inançlardan din adamları, aile fertleri ve Madiba'nın hapishane yıllarını birlikte geçirdiği, ona ömür boyu yol arkadaşlığı yapan Andrew Mlangeni de kürsüye geldi. Bizler suçlu bulunmuş ve Robben Adası'nda ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştık. Madiba kolektif düşünce temelli olan bir liderlik sergiledi. Umudun olmadığı yerde bize umut aşıladı. Güvensizlik ve yeis yerine bizi umuda ve güvene yöneltti. Hiç şüphem yok ki Madiba şimdi bize bakıyor. Ve çok sevdiği ülkesinin kadın ve erkeklerini, onun hayatını ve bıraktığı mirası kutlayan bizleri gülümseyerek seyrediyor. Mlangeni'nin ardından söz sırası bu kez Mandela'nın torunlarındaydı. Sırasıyla Andili, Embuso ve Fumla söz aldı. Dev bir ağaç devrildi ve parıldayan yaprakları etrafa saçıldı. Bu yapraklarla milyonlarca barış, sevgi ve uzlaşma mesajları dağıldı. Peki biz onun izinde yürüyebilecek miyiz? Sen bize ağaçların sert rüzgarlara perde olacağını öğrettin. Üstelik dalların bir kısmı belki kırılsa da. Rüzgarın çocuğu, bu toprağın çocuğu, gelecekte siyahın ve beyazın, zenginin ve fakirin, erkek, kadın ve çocukların yan yana yaşayacağı hayallerin çocuğu. Biz de aynı hayalleri kuruyoruz. Sen hafızalarımıza kazındın. Kuyruklu yıldızımızdın sen, izlememiz için ışıktan bir iz bırakan. Sana selam olsun. Gala,